Merhaba arkadaşlar, bu benim için ilk bir deneme. Hatta kaydı kesiyorum. Evet, kaydı kestim ve tekrar başlattım. Bu X-T5'in bu modelini çok seviyorum. Çok güzel, eğlenceli bir kamera. Bakayım. Yaptım mı acaba? Bu kadar, yani bu kadardır muhtemelen. Ama nerede? Evet, House Party ya da tekno müzik dinlemeyi seviyorum. O kadar saçma sapan konuştum ki bazı yerleri kestim, attım. Merhaba arkadaşlar. Bu benim için ilk bir deneme. Evde küçük tripodumu, makinemi yerleştirdim. Makine tripodun belki 100 katı fiyatta. Telefonuma da arada buradan bakıyorum ki görüntüm doğru mu değil mi diye. Ancak bunu videoyu makinede, bilgisayarda gördükten sonra sizinle paylaşabilirim. Çok heyecanlıyım. Susun bir arkadaşlar. Şurada bir konuşma yapmaya çalışıyorum. Merhaba. Evet, ben kendime arada bakıyorum şöyle. Bu X-T5 modelinde Wi-Fi var. Bununla bağlantıyı sağlayabiliyor. Kayda buradan girip çıkabiliyorum. Hatta kaydı kesiyorum. Evet, kaydı kestim ve tekrar başlattım. Bu X-T5'in bu modelini çok seviyorum. Çok güzel, eğlenceli bir kamera bence. Kullanımı da kolay. Bazı şeylere benim de alışmam, öğrenmem gerekiyor ama tatlı, hoş bir kamera. Küçük de her yere rahat rahat taşınabiliyor. Tabii önemli olan birkaç tane objektife ihtiyacı var bence. Biraz daha rahatlatabilir beni. Kamera, video kamera olarak kullandığımda ya da fotoğraf çektiğimde daha rahat olur. Sesi şu anda nasıl onu da bilmiyorum. En son otomatik değildi. Mesela bu objektif bakayım. 16-80 mm ama f4 yeteri kadar güçlü olmayabilir. Daha doğrusu diyafram açık değil. Daha diyafram açık olan bir tane modelim var. Bu da çok açık. 1.4'e kadar düşebiliyor. Ama onda otomatik netleme yok. Bunda şu anda gözümün bir tanesine netlik yapıyor olması lazım. Yaptım mı acaba? Evet, bu arada burası bizim evin çalışma odası. Bu kitapların çoğu benim değil, eşimindir. Onları o okudu. Benim işte bu kadar kütüphanede şu kadar, yani bu kadardır muhtemelen. Bir rafı da kızım özür diliyorum. Bir rafı da kızım özür diliyorum. Bir rafı da sanırım kızım ele geçirdi. Tamam arkadaşlar, iyiyim ben. Yaşamaya devam ediyorum. Kusura bakmayın. Sıkıntı yok. Orada kuşlardan bir tanesi kuluçkada yatıyor, onu bekliyoruz. Evet, çıkarsa yavrularımız olacak yakında. Görüntüleri kontrol etmem lazım. Bunu halledersem farklı açılardan deneyeceğim. Sizinle paylaşacağım bunu. Bu arada mümkün olduğu kadar ödemeden bazı programları kullanmaya çalıştığım için bana sıkıntı yaratıyor. Ama yapacak bir şey yok maalesef. Sürekli iş olmadığında programlara para ödemek çok fazla gelebiliyor. En azından benim için fazla geliyor. Paraya bu konuda dikkat etmem gerekiyor. Sonuçta kurumsal bir yerde çalışmıyorum. Daha önce çalıştıklarımda parası ülke şartlarında çok çabuk gidebiliyor. Bazı ihtiyaçlar bitmiyor. Tabii kameraya da yatırım yaptım. Başka şeylere de yatırım yapıyorum. Orada hala en son aldığım videoların nerede olduğunu bulmaya çalışıyorum. Ben de montajcı değilim sonuçta. İyi bir montaj, kaba montaj yapabiliyorum da. Bunu da çözüyor olmam lazım tabii ki. Bu arada ses nasıl bilmiyorum ama sesi de düşünmem lazım, sesi dinlemem lazım çünkü şu anda ben son zamanlarda şeyden hiç hoşlanmamaya başladım.
Yani yakını kapını şuraya takıyorsun. Burada kocaman bir şey, siyah bir nokta görünüyor ya. O bana çok rahatsız edici geliyor. Ama her zaman da bum taşıyacak, bum kullanacak bir insan olmuyor. Bunları düşününce ses, yaka mikrofonundakinden gelen ses çok önemli oluyor. O yüzden bana dikkat etmem lazım. Evet, neyse aradığım videoyu buldum. Bu arada hala yaka mikrofonun derdindeyim ya da ses derdindeyim. Keşke bum kullanacak ya da şatkanı kullanacak biri olsa. Şatkanım var ama ona sünger almam lazım. Bir de böyle bir aşamada şatkan kullanmak çok zor oluyor ama kamera üstündeki sesi kullanınca dip ses yapıyor. Dip ses çok rahatsız edici olabiliyor. Buna da bakmak lazım. Bu arada küçük bir tepe üstü ışığım vardı. Onu kullanıyorum. Buraya bak, şu alana bakmak zor oluyor benim için. Gördüğünüz gibi ışık burada. Yani direkt bana vuruyor. Arkaya iyice siyaha düşürüyor. Ama nerede? Nerede benim videolarım? Ya ben bu videoları kardeşim boşuna mı çektim ha? Boşuna mı çektim de buraya koydum acaba? Kapatıyorsun benim videolarımı, bozuyorsun. Ondan sonra benim işlerimi zorlaştırıyorsun acaba? Evet. Şu anda şunu deniyorum. Yaka mikrofonunu aslında taktım. Onu da dışarıdan görünecek bir şekilde değil de şuraya bir yere bantladım. Şu anda bakın bandın sesi geliyor olması lazım. Evet. Ama bandın göründüğünü de düşünmüyorum. Şurada bir yerde. Bu plastik bildiğiniz koli bantlarından bir tanesi. Biraz ses yapıyor. Ama daha küçük bir kağıt bantla kağıt bant değil de özür dilerim. Amerikalıların ya da yurt dışındaki insanların kullandığı daha kaliteli bantlarla denersek o zaman sanırım bu sesi yapmadan da bir insana böyle yaka mikrofonunu takarsak rahat rahat ses alabiliriz. Dışarıdan çirkin görünmez. İnsanları rahatsız etmez. Tabii bunu yaparken ülkedeki çok büyük zorluklardan bir tanesi de normal yaka mikrofonuyla yaklaştığında bile bunu takar mısınız dediğinde bir sorun oluşuyor. Sonuçta ya senin takman gerekiyor mikrofonu ya da onun kendisini takması gerekiyor. Çünkü tişörtten içeri sokulacak, gömlekten yukarı çıkartılacak, elbise. Hele bir kadınsa bu iş daha zor, elbise giyiyorsa nereye takılacak, nasıl takılacak. O zaman fütursuzca kablo dışarıdan görünüyor oluyor. O da çok çekiyor bence. Bu videoyu da alayım. Sesi bir dinleyin. Tekrar konuşuruz. Evet, House Party ya da tekno müzik dinlemeyi seviyorum. Yaka mikrofonunun sesini dinledim. Buradayken bantla yapıştırmıştım ya, çok iğrençti. Onu dinledim. Onu tişörtüm içinden yukarı geçirdim, buraya taktım. Şey de burada duruyor. Cihaza da şöyle yaklaşayım, oturayım. Yani aylarca, yıllarca denenmiş bir şey var. Belki bunu aşamam ama en azından denemekten vazgeçmeyeceğim. Çünkü çok hoş durmuyor bu burada bence. Evet, öbürtekinin sesi çok kötüydü. Bunu da dinleyemiyorum. Şu anda kulaklık uzakta olduğu için. Ancak bilgisayara attıktan sonra göreceğim. Yine de ben bunun böyle görünmemesi taraftarıyım. Yani mümkünse, tabii Türkiye'de her şeyin fiyatı çok düşürüldüğü için kamera, kameraman, eskiden asistanla gidilirdi. Asistan olsa bu sefer shotgun mikrofonu verip tutturabilirsin. Dersin ki yani bu mesafede tut. Sesi öyle alalım. Ama yaka mikrofonu görünce çok kötü oluyor. Gerçi son zamanlarda bu hani bu görünce bana rahatsız edici geliyor. Böyle hayvan kadar cihazlar koyuyorlar insanların üstüne. Onunla konuşuyorlar. O da bana çok garip geliyor. Kocaman yani ne kadar özensiz bir davranış bence. Birileri kızabilir ama bence çok özensiz bir davranış.
Bu arada arada gözüm buraya kayıyor. Hala telefona bakıyorum. Kayıtta olup olmadığına, net olup olmadığıma ya da arada kendimi görmek mi istiyorum? Şöyle düşünüyorum. Böyle tutarsam. Evet. Güzel. Netliği bana yaptığını eminim şu anda. Güzel. Yakın mikrofonun konusu benim için böyle. Yani en azından görünmese daha hoş olabilir tabii. Bu videoyu niye çekiyorum? Bu videoyu niye çektiğime ben de emin değilim. Sadece freelance çalışıyorum şu aralar. Herhangi bir kurumda ya da kuruluşta çalışmıyorum. Freelance iş yaptığım için bir sürü boş vaktim var. Ben de bir başka boş bir şey yapmak yerine televizyon, internet falan takılmak yerine kendim için video çekiyorum. Olay budur yani. Müziğimi açıyorum, kartımı alıyorum, aktarıyorum. Kısa bir kurgu yapıyorum. Zaten sadece video uzun olduğu için uzuyor. Ben de boş boş konuşmaya çalışıyorum ki video uzun olsun. Ondan sonra da bunu YouTube'a atayım ki orada izleyebileyim kendim ya da birisi sorarsa orada gösterebileyim. Bu arada aklıma bir şey geldi. Son zamanlarda bir sürü insan diyor ki işte Cem hani çalıştığın işleri bize göster, gönder ki seninle çalışıp çalışmayacağımıza karar verelim. Son zamanlarda herkes şunu göz ardı ediyor sanırım. Ya da bana mı denk geliyor emin değilim. Ya artık her iş, neredeyse her iş iki kişinin, üç kişinin ya da bir ekibin paylaştığı bir iş olduğu için hiçbir şey tek elden çıkmıyor. Çekilecek, kurgulanacak, montajlanacak. Ondan sonra insanların izleyeceği hale gelecek. Tek başına bir işi yapmak çok yorucu ve çok olası değil, gereksiz. Ama tek başına yaptığım işler var. Onları zamanla yüklüyorum. Varlar, var olacaklar. O kadar saçma sapan konuştum ki bazı yerleri kestim, attım. Dediğim gibi müziğimi başlatıyorum, kartı alıyorum, aktarıyorum, işlemleri yapıp YouTube'a yüklüyorum. Bakıyorum bugün 17 Eylül Pazar saat 14:27.